Şimdi tekrar style CSS'e gelelim. Buraya float left diyelim tekrar. Daha sonra margin top x'i 4 piksel yukarıdan 4 piksel yukarı kaldıralım. Tekrar bakalım. Gayet güzel. Spray CSS'e gelelim. Burada kategori ulliye float left diyelim. Daha sonra float left'i kopyalayıp A'sına da yapıştıralım. Kategori ulli A'ya F5 diyelim. Bakarsak gayet güzel. Temamıza bakalım. Bunu 2 piksel uzaklaştıralım biz bu divi. Style CSS'e bakalım. Margin top margin tire left 2 piksel diyelim. Kaydedelim. F5 diyelim. Daha sonra bunun line height'ını biz 14 demiştik. Bunu 12'ye çekelim bir. F5 diyelim. Bu sırada temamıza bakalım. 12 demiş, 2 demiş. Evet, şu an kategori sayılarını istediğim şekilde gösterdik. Bir kategori de biz ekleyelim. Ortamlar, sayfalar. Sayfalara girelim. Yeni ekle diyelim. Kapatalım. Pardon, yazılara girelim. Kategoriler diyelim. Kategorilerde yeni kategori ekle diyelim. İsmi PSD to CSS olsun. Yeni kategoriyi ekle diyelim. PSD to CSS geldi. Şimdi bakalım. İçinde yazı olmadığı için görünmedi. Yeni yazı ekleyelim. Yeni bir yazı ekleyelim. Başlığı PSD to CSS diyelim. Deneme PSD to CSS diyelim. Hemen yayınlayalım. F5 diyelim. Genel kategorisine ekledik yanlışlıkla. Hemen bunu CSS'ye alalım. Güncelle diyelim. Tekrar F5 diyelim. Gördüğünüz gibi sayılarımız gayet güzel. Şık bir şekilde geldi. Hemen arşivdeki sayıya bakalım. Arşivdeki sayıyı bulmak için hemen gelelim. VP content'e buradan general template php dosyasını açalım. Ve satır 941'e gidelim. Gelelim 900 949 941. Bakarsak show post count dedi. Burada bir boşluk vermiş. Daha sonra postu yazdırmış. Doğru mu? Bakalım, parantezler var yine. Yine parantezler de burada. Aynı şekilde. Biz
Yine hiç uğraşmadan div id ne demiştik orada, hemen bakalım. Style CSS'e kategori sayısı demiştik. Yapıştıralım buraya. Bunu kapatalım. Burada da divimizi kapatalım. Şimdi tekrar hemen bakalım. Aynı CSS kurarıyla onun da oluşması lazım. Div ID kategori sayısı, divi kapattık. Div ID kategori sayısı. Bakarsak kategori sayısı, evet. General template'e bakalım. Div ID kategori sayısı dedik. Onu orada birleştirdik. Onu da orada birleştirdik. Save all diyelim. Tekrar bakalım. Burada onu almadı. Div ID kategori sayısı, doğru. Div'i kapattı, evet. İlginç bir şekilde onu orada almadı. Div ID kategori sayısı, div'i kapattık. Kategori template'e bakalım. Div class, pardon. Div ID değil. Div class. F5 diyelim. Yine aynı şekilde arşivlerin içindeki ulli'yi hedefleyeceğiz. Ama bunun için ilk önce default widget'e gidelim. Burada ne demiştik? Ona bakalım. Arşiv demişizdir büyük bir ihtimal. Evet, arşiv demişiz. Hemen Spline CSS dosyasına gelelim. Spline CSS'ine geldik. Yapıştıralım. Ulli diyelim. Diğer bütün özellikleri aynı olsun. Float left olsun sadece. Daha sonra kopyalayalım. Yapıştıralım. A link diyelim. Virgül diyelim. Virgülden önce her şeyi kopyalayalım. Boşluk yapıştıralım. Link yerine visited diyelim. Kaydedelim. Tekrar F5 diyelim. Şu an arşivdeki yazılarımızın sayısını da aldık. Temamıza bakarsak başka herhangi bir yerde bir şey var mı? Bakalım. Başka herhangi bir şey yok. Şu an side barımızı da temamıza göre uyarladık. Açılır kapalı menüler yaptık. Postumuzu yaptık. Postlar divimizi yaptık. Daha sonradan bu puanlama sistemini kendimize göre editleyeceğiz. Şu an geride bir tek footer'ımız kaldı. Bir dahaki derste footer'ı da yaparak temamızı genel itibariyle bitirelim.